Ben kararımı verdim. Lütfen. Bakın lütfen bir kez daha düşünün. Bileğinize bir şey olmadı değil mi? Değil mi? Evet. Heh. Emre. Yeliz Hanım. Yeliz Hanım. Yeliz. Yeliz. Tamam. Gel. Gel buraya. Gel. Tamam. Tamam. İyi misin? Ben çok korktum. Kabus gibiydi. Tamam. Yok bir şey. Bak geçti. Tamam. Geçti. Ben buradayım. Tamam mı? Geçti. Tayfun, canını yaktırtma bana. Son kez uyarırım seni. Bu saçmalığa bir son ver. Sen kimsin oğlum? Sana ne? Kabul et artık. Elif meselesinde ben de varım. İyi olan kazansın. Geri çekileceksin. Yok olacaksın. Yoksa ben seni yok edeceğim. Yok ya. Hadi bir dene. Hadi. Hayırdır gençler? Salonumun önünde böyle taşkınlıklardan hiç hoşlanmam. Derdiniz ne sizin? Zehra! Zehra! Kızım, kapı çalıyor, duymuyor musun? Üf, yerleri siz Zehra. Kapıya bak Zehra. Hangi birine yetişeyim ben ya? Sakar. Aa, Yeliz Hanım geldi. Yeliz Hanım. Ay, geçmiş olsun Yeliz Hanım. Ay. Süleyman.
Hemen koş Aliye Hanım'a haber ver. Gel şöyle geçelim, gel. Emre. Evet, biraz bekleyelim ben. Tamam Melis, nefesten yavaş yavaş şuraya geçelim, hadi. Gel. Yavaş. Gözünüz aydın Emre Bey. Sağ olasın. Ay bir de. Melis, hadi gel. Gel oturalım şöyle, gel. Gel yavaş yavaş, dikkat et. Gel canım. Ah, ah canım. Kızım hemen şu koltukları hazırla. Yastıkları düzelt. Geç. Yavaş. Tamam. Ay. Geç bakayım şöyle. Gel canım. Aliye Hanım, siz de. Tamam. Gel bir saniye. Yavaş. Otur. Yavaş canım. Ben bir daha evime gelemeyeceğimi düşünmüştüm. Canım yavrum benim. Emreciğim, çok teşekkür ederim. Yeliz'imi bana getirdiğin için çok teşekkür ederim. Sözümü tuttum. Şükürler olsun. Bugün bizim bayramımız. Kızım sağ salim geldi ya. Koyduysam. Buradaymış. Öfke kontrolü insanın hayatını değiştirir gençler. Özellikle savunuma gelirken öğrencinin buna çok önem vermesini isterim. Kusura bakmayın, rahatsız ettik. Benim işe gitmem lazım. O kadar ciddiye alma hoca. Ben öylesine takılmaya geliyorum. Antrenman ciddi iştir. İlk dersini öğrendin. Görelim bakalım. Şundan falan. Bu mu mesela? Birinin canını yakmak kolay. Kimseye zarar vermeden öfkeni kontrol edebilmek her baba yiğidin harcı değildir. Çok fazla enerjin varsa antrenman anlatalım. Hadi yöseliklensene hocaya. Yapamazsın değil mi? Senin ne işin var burada? Ben getirdim. Başımıza gelen bunca felakete bu kadın sebep olmuşken yine de onu alıp getirdin mi? Hicran Hanım çok büyük bir fedakarlık gösterdi. Onu defalarca uyarmama rağmen Yeliz için Soner'in peşinden gitti. Hatta belki de Yeliz için canından bile olabilirdi.
Öyle mi? Ben bilmiyordum. Çok teşekkür ederim Hicran Hanım. Siz de pek iyi görünmüyorsunuz. Geçin oturun şöyle. Bu dayı olan tam Berkay'la. Sen doğum günü kutlamasan da ben sana hediye alacağım bebeğim. Aa, ne bu haliniz? Hak ettikleri muameleyi gördüler. Yaran veren var mı canım? Keşke buraya gelmeden önce hastaneye gitseydiniz. Ben hemen gelmek istedim. Çok korktu teyze. Şükürler olsun hepsi geride kaldı kızım. Süleyman efendi. Araba kapının önünde kaldı. Hemen efendim, hemen. Yerizan'ın tekrar geçmiş olsun efendim. Sen de hoş geldin canım. Neyse hepimizin gözü aydın bu arada. Aramızda yaşanan tatsızlığı geride bırakacağımızı umut ediyorum. Geçen gün olanlar için özür dilerim. Özür mü? Neyse, bu konuyu kapatalım artık. Bu mutlu günümüze hiçbir şey gölge düşürmesin. Aynı fikirdeyim. Gel canım, odana gidelim, sen biraz dinlen. Ben izninizle gideyim artık. Hicran Hanım, Melek sizi çok özledi. Geldiğinizden haberi yoktur. Eğer sizi görürse çok mutlu olacaktır. Başka zaman gelirim. Hem Geliz Hanım ailesiyle vakit geçirmek ister. Burası sizin de eviniz. Ben gitmenizi istemiyorum. Siz gittiğinizden beri Melek bir an olsun gülmedi. Emre, ben senin hayatını kurtardım, farkında mısın? Farkındayım Melis. Niye yanımda değilsin o zaman? Sinirleri bozuldu kızımın. Canım, hadi gel. Gel canım, elini yüzünü yıkayalım, gel. Ölümle tehdit etti ya. Kaçırdı. Sonra seni ezecekti. Sen kalkmışsın. Özür diliyorsun. Sen zaten hiç yanından ayrılmıyorsun. Bu kadın bunları hak etmiyor. Anladın mı? Hak etmiyor. Yeliz, biraz sakin olur musun? Ben bunları hak etmedim. Ben o direksiyonu kırarken var ya... Senden başka hiçbir şey düşünmedim. Kendi canımı tehlikeye attım ben ya. Yeliz, sakin ol dedim sana. Bırak ya! Yeliz'cim hadi odana gidelim. Zehra yardım et. Bırak ya! Yeliz. Ne yapıyorsun? Kendine gel. Zehra! Hak etmiyorsun. Yeliz. Ben bunları hak etmiyorum. Yeliz. Ben bunları hak etmiyorum ya. Kızım. Ben bunu hak etmiyorum. Melis'im. Ben bunu hak etmedim.
Çık dışarı, yarın kalan meselemizi halledelim. Çeklenin üstünde. Dursun lan sen. Gidiyorsun oğlum. Gidiyorsun. Aa, uzatma artık. Ne yapıyorsunuz? Saçmalama. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Karışma işim. Ne yapıyorsunuz? Ne var? Dursun. 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 Sen kaçıyorsun. İşime karışma. İşime git. Deliz tamam bak. Tamam çok zor günler geçirdim ama hepsi geçti tamam mı? Hepsi geçti merak etme. Senin için yaptım ya ben. Ben her şeyi senin için Yeliz. Yaptım ya. Her şeyi. Yeliz. 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 Yeliz, Yeliz aç gözünü Yeliz. Yeliz. Kızım aç gözünü. Tamam ben de. Ne duruyorsunuz hemen odasını hazırlayın. Tamam geçin siz. Hicra Hanım. Lütfen beni odamda bekleyin tamam mı? Lütfen. Alo buyurun Nurten Hanım. Süleyman Efendi. Bir gelişme var mı? Efendim Yeliz Hanım kurtuldu. Emre Bey'le eve döndüler. Ya Soner? Efendim büyük bir kaza olmuş. Hemen geliyorum konağa ben. Bu arada bir şey duyarsan, öğrenirsen hemen haber ver bana. Hiç merak etmeyin efendim. Ben buradayım. Hiç merak etmeyin. İyi günler. Çocuk çocuk hareket yapıyorsunuz ya. Karışma, ya size karışma, diyorum. Karışma. Öldürürüm seni. Bana sataşmaktan vazgeçtirdim sana. Yeter! Ya siz ne yaptınız sanıyorsunuz? Dışarıda müşteri var ya. İyice şaşırdınız kendiniz artık. Şu itişmeye bir son verin artık. Elif haklı. Saçmaladık. Sen de kusura bakma Pelin. Bir daha olmasın. Hadi uzatma. Ya tokalaşırsın ya da her şeyi ifşa ederim. Seçim senin. Berkay hadi yeter. En doğru kararı verdim. Meleğim, canım benim. Niye geç geldin? Neden beni yalnız bıraktın? Elimde olsa seni bir saniye bile yalnız bırakmam. Seni o kadar çok özledim ki. Sen yokken lokumanım hastalandı. Hadi hep de iyileşsin. Ama önce babanla konuşmam gerekiyor. Sonra gelirim, tamam mı? Geleceksin ama değil mi? Geleceğim tabii ki, bir tane. Hem lokumanımı iyileştirmemiz gerekiyor. Hadi geç bakalım odana. Geç kalma. Yeliz'i. Canım aç gözünü kız. Of ne işkenceler gördü, neler yaşadı yavrum kim bilir. Şu haline bakın. Emre, doktor mu çağırsak? Hastaneye gidelim. Belki kaza anında bir şey olmuştur. Emre.
Emre. Buradayım. Bir daha beni yalnız bırakma. Yeliz, sana bir check-up mı yaptırsak? Bak, bu bayılma hiç iyi işaret değil. Ben çok acım. O adam beni karanlık bir yere kapattı. Su bile vermedi bana. Ah, zavallı kızım. Hemen yiyecek bir şeyler hazırlayın. Hadi. Tabii efendim. Alo. Buyurun komiserim. Niye içim rahat değil? Soner'den kurtuldum artık. Yine de içimde bir karanlık. Ben kararımı verdim. Lütfen. Bakın lütfen bir kez daha düşünün. Emre çekil! Ulan gel sana! Emre çekil! İzin Hanım! Başka ne olabilir ki? Yerinde başka bir insan olsaydı yine aynı şeyi yapardı. Sonuçta iyi bir insan. Hepsi bu. Bu kadının kocası beni ölümle tehdit etti ya. Kaçırdı. Sonra seni ezecekti. Ben ne yapıyorum burada ya? Gideyim. Gitmeyeyim. Şimdi burada bekle dedi. Ayıp olur. Bekleyeyim. En iyisi bekleyeyim. Anladım. Haber verdiğiniz için teşekkür ederim. Kolay gelsin. O ruh hastasının elinden sağ salim kurtulman mucize. Arabadan ölüsü çıkmıştır inşallah. Soner yaşıyor. Ölmemiş mi? Yok. Emniyetten aradılar şimdi. Soner hastanedeymiş. Gözetim altında tutuluyor. Elif'le nasıl gidiyor? Bir gelişme var mı? Eli kulağında. Biraz nazlı. O yüzden ardan alıyorum. Teşekkür ederim. Spor salonunda olanlar hiç hoş değildi. Bu yüzden bir daha derslere devam etmeyi düşünmüyorum. Çok özür dilerim Elif. Gerçekten. Ben Aikido öğrenmeyi çok istiyorum. Ali Hoca'nın söyledikleri kafama dank etti. Öfke cidden bela bir şey. En kısa sürede ondan da özür dileyeceğim zaten. Bir daha sen Sevim'i rahatsız etme bence. Çok mahcubum çünkü zaten onu. Tamam. Sen nasıl istersen. Benim için salonun önemi yok ki. Her yerde çalışabiliriz. Konum atma yeterli. İyi misin? Canın acıyor mu? O iti sen musallat ettin buraya. O yüzden hiç masum taklidi yapma Pelin. İzin ver bir bakayım.
Kendi işine bak Pelin. Şimdilik yeterli. Yani niye inat ediyorsun anlamıyorum. Şu an Soner ağır bir travma yaşıyor. Çok önemli bir kaza yaşandı. Senin de kontrole gitmen lazım. Ben iyiyim Emre. Emniyet kemerim takılıydı benim. Bir şey olmadı bak. Hem konağa geldiğimden beri çok daha iyi. Ama yine de... Emre, lütfen rica ediyorum, ısrar etme. Hastaneleri sevmiyorum biliyorsun. Bu haldeyken hastaneye gidersem çok daha kötü olur. Ne olur. Doğru. Hastaneleri sevmediğini unutmuşum. Nedim Hanım. Afiyet olsun Yeliz Hanım. Başka bir emriniz var mı? Yok sağ ol. Nedim Hanım. Akşama güzel bir ızgara balıkla Yeliz'imin sevdiği garnitürlerden hazırlayın. Tabii ki Aliye Hanım, hazırlamam mı? Yeliz Hanım. Sizin çok sevdiğiniz o kurabiye vardı ya, keçi boynuz unundan. Yaptım fırında, mükemmel. Sağ ol Nedim Hanım. Yeliz Hanım, küvetinizi hazırladım. Yardım etmemi ister misiniz? Hayır Zehra, yardım istemiyorum. Ama lütfen ben duştayken tüm çarşafları değiştir. Her yer pislik oldu. Bir de bu kıyafetlerin hepsini at. Görmek bile istemiyorum, bana o olayı hatırlatır. Peki efendim. O herif burnumuzun dibine kadar nasıl girdi? Neler olduğunu anlatabilecek durumda mısın? Ben hiç iyi hissetmiyorum kendimi Emre. İsmi bile geçtiğinde kötü oluyorum. Lütfen konuşmayalım. Tamam. Tamam. Ne yalan söyleyeyim. Bu kadar cesur olduğunu bilmiyordum. Yaptıkların için sana minnettarım. Şu an sen olmasaydın belki hayatta değildim. Emre. Ben senin için her şeyi yaparım. Böyle eş herkese nasip olmaz. Nişanınızı bir an evvel yapalım Emre'ciğim. Yeliz önce bir iyileşsin. Bunu konuşuruz. İyi dinlenmeler. Ne duruyorsunuz orada? Laf mı dinliyorsunuz? Hadi işinizin başına. Tabii tabii Aliye Hanım. Sakın. Sakın bir şey söyleme. Sakın. Siz miydiniz? Ben de Emre Bey'i bekliyordum. Konuşacaklarımız var deyince burada beklememi söyledi de. Oturun lütfen. Yeliz'in kurtulduğunu öğrenince geldim hemen. Nihayet yakalanmış o adam. Son dönemde yaşananlar bu konağın tarihinde görülmedi. Çok ağır, korkunç, utanç verici. Sizin bir suçunuzun olduğunu düşünmüyorum. Ama yine de özel meselelerinizin konağa yansıması hepimizi yıprattı. Ben çok üzgünüm.
Sizin için de zor bir süreçti tabii. Bundan sonra daha dikkatli olacağınızı umuyorum. Siz çalışacaksınız sanırım. Ben sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim. Derviş amca. Hicra, neredesin kızım, iyi misin? İyiyim, konaktayım. Sabah mektubu okuduğumdan beri yüreğim ağzımda. Peşinden Emre Bey geldi ama bir daha haber alamadım. Ne oldu, yakalandı mı o uğursuz? Kaçarken kaza geçirdi. Yeliz Hanım da iyi. Neden bana anlatmıyorsun kızım? Bak, sen sahipsiz değilsin. Ben varım, Elif var, senin bir ailen var. Kimse benim yüzümden üzülsün istemedim Derviş amca. Ağlıyor musun sen? İyi misin? İyi değilsen şöyle hemen gelip alayım seni. İyiyim ben Derviş amca. Sadece... sesini duyunca bir an toparlanamadım. Evde görüşürüz. İyiyim ben. Merak etme. Afiyet olsun. Benim biraz işim var. Çıkıyorum. Tamam Berkay'cığım. Akşama dersimiz var. İzlemek istersen bekleriz. Gözümüz aydın Kerim'im. Hicran kendini yakmadan Emre Bey yetişmiş. Ay çok şükür. Sabahtan beri başım tuttu vallahi abi. Ay ne yapmışlar? Uğursuzu yakalamışlar mı? Kaçmaya çalışırken trafik kazası geçirmiş. Şu anda hastanede. Durumu çok ağırmış. Polis gözetimindeymiş. Su tesisi su yolunda. Beter olsun inşallah. Sen yine de beddua etme. Allah'a havale et. Sonuçta kızımız kurtuldu. Yeliz Hanım da sağ salim konağa gitmiş. İyi, sevindim abi. Bir hayır yapalım. Sonuçta Hicran kızımız kurtuldu. Yaparız abi, yaparız. Teyzeciğim, bana kremlerini verebilir misin ya? Tabii canım. Al canım. Şu an meşgulüm, sonra görüşelim. Gözün aydın Aliye Hanım. Yeğenin dönmüş. Ne yaman, ne akıllı kız. Elinden su içmiş. Her beladan kurtulur o. Uzatma. Derdin neyse onu söyle. Vallahi akrabana çok güzel sahip çıktın. Yeğenim diye yedi düveli ayağa kaldırdın. Teyze... ana yarısı diye boşuna dememişler. Takdir ettim senin doğrusu. Ama akrabanın akrabaya yaptığını akrep bile yapmazmış. Onu da bil Aliye Hanım. Ne saçmalıyorsun sen? Evin asıl sahibi geldi diyorum. Kendi sonunu elinde hazırlıyorum. Yarın bir gün evin hanımı olunca seni kapının dışına koyarsa şaşma. Senin saçmalıklarını dinleyecek vaktim yok. İşte ben öyle boş boş konuşuyorum. Bir şey bildiğimden değil. Ne bileyim, öyle içimden geldi söyledim işte. Asıl derdin ne Keriman? Açık açık söyle. Benim bildiğim Aliye lep demeden leblebi yanlardı. Armut dibine düşermiş diyorum. Başka ne diyeyim? Ha, bu arada dua edin de Soner'in vadesi dolmuş olsun.
Vallahi yoksa sizin için hiç hayırlı olmayacak. Üç gün önce namusuma şerefime etmedik laf bırakmadın. Ne oldu Ali'ye? Döndü dolaştı, seni buldu. Oh, rahatladım vallahi. Bu Keriman cadısı boş yere konuşmaz. Bildiği bir şey var kesin. Aliye Hanım. Eliniz nasıl? Dinleniyor. Psikolojisi çok bozuldu. Sen de gördün. Çok tutarsız. Bir uzmana göstersek iyi olacak. Travmatik bir olay yaşadım. Dinlenmesi gerekiyor. Biraz zaman ihtiyacı var. Ah, merhaba Emre'cim. Hoş geldin hala. Yeliz uygun mu bilemediğim için burada bekleyeyim dedim. Sonra da işe dalmışım. Ziyaretçi kabul ediyorsa ben bir uğrayayım yanına. Hicran Hanım beni burada bekleyecekti ama. Ben gelince çıktı. Halacığım ben hemen geliyorum. Afiyet olsun. Berkay nerede biliyor musun? Çok oldu da gideli. Yani hiç bu kadar geç kalmazdı o yüzden sordum. Ne yapacaksın Berkay'ı? İş güç var işte o yüzden. Elif. Hı? Akşam ders için haber bekliyorum senden. Kolay gelsin. Battıkça batıyorum. Bu aşk ne bela bir şeymiş ya. Ben duygularımı bastırmaya çalıştıkça ayrı kutu gibi saçılıyor. Açılayım desem bu sefer yalanım ayağıma dolanıyor. Dostum sana dürüst olacağım. Bu işin pek olur yok. Önünde sonunda kazı sürecek. En iyisi başkasına takıl. Çivi çiviyi söker. Başkası umurumda değil. Elif üzülürse hiçbir şeyin anlamı kalmaz. Neyse bir ara uğrarım yanına. Daha uzun konuşuruz. Akşam dersi unutma. Elif'ten konum gelince atacağım sana. Ne var Pelin? Berkay'cığım, bu akşam bizim mekana rezervasyon yaptırıyorum. Tatsız bir gün geçirdin. Hem havan değişmiş olur. Ya daha önce de söyledim sana. Eski mekanlar olmasın. Mekanı ben seçeceğim. Karar verdiğinde konum atarım sana. Tamam olur. Bana uyar. Sürprizlere bayılırım. Gece Berkay'ın aklını başından almam lazım. Elif! Ben çıkıyorum. Dükkanı kapatırsın. Süleyman abi. Hı. O Soner denilen adam hapiste miymiş? Yok, hastanedeymiş. Durumu da çok ağırmış. Zaten çıkarsa hemen hapse atarlar. Çıkamaz inşallah boyu devrilesici. Yalnız size bir şey söyleyeyim mi? Öyle büyük bir kaza. Araba pert olmuş. Benim anlamadığım bir şey. O Yeliz Hanım
Nasıl çıktı o arabanın içinden maşallah? Verili bir sadakası varmış vallahi. Başkalarının dertlerine daldık. Kendi derdimizi unuttuk Süleyman. Paralar ne oldu Süleyman? Paralar nerede? Ya ne parası? Kayboldu işte. Ya nasıl kayboldu? Odanın içinden nereye gider para? Acaba hırsız mı girdi Süleyman? Ha? Bana bak. O Soner de girmiş sessizce konağa. Ruhumuz duymadı be, ruhumuz. Acaba söylesek mi Emre Bey'e paramız kayboldu diye? Emre Bey'e paramız kayboldu diyeceksin öyle mi? Ha. Ya sen delirdin mi? Adamın zaten işi başından aşkın. Sıkıntı içinde adam olmaz. Allah Allah. Bu ne be? Bu ne be? Zehir gibi ya. Sen benim şekerli kahve içtiğimi bilmiyor musun ha? Lan bir kahve keyfim var. Onu bile yapamıyoruz. Yapamıyoruz. Yolu da şaşırdın. Bunun da heyheyleri üstünde. Bir daha kahve falan yapmam abla senin kocana. Otur kendin yap. Kolay gelsin. Sağ ol oğlum. Hicran Hanım'ı gördünüz mü? Şey yavrum ya, biz Yeliz Hanım'ın telaşına düştük. İlgilenemedik kızcağızla. Ben de Melek'in yemeğini götürdüm. O da sordu Hicran ablam nerede diye. Böyle habersiz de gitmez ama. Ben de çıktığını sanmıştım. Yok, hava almak istedim toparlanmak için. Sizi affedemiyorum Hicran Hanım. Çok kızgınım size. Haklısınız. Bunca şey benim yüzümden yaşandı. Ya ben olmasam hayatınıza Soner girmeyecekti. Hayır, bunlardan bahsetmiyorum. Kendinizi tehlikeye attığınız için çok kızgınım. Ya ben yetişemeseydim o zaman ne olacaktı? Ya ben bunu anlayamıyorum. Siz kendinizi nasıl böyle bir tehlikeye atıyorsunuz? Emre Bey. Ben bu işi daha fazla sürdüremeyeceğim. En iyisi bu konaktan ayrılmam. Aileniz. Onlar için de en iyisi bu. Hep aynı sözler. Ya rica ediyorum ikide bir gitmekten bahsetmeyin. Bunu aklınızdan çıkarın. Bunca şeyden sonra burada kalmam doğru değil. Asıl bunca yaşanan şeyden sonra bizi bırakmanız doğru değil. Rica ediyorum. Kalmanızı bizzat ben istiyorum. Lütfen. Aklımı bulandırdı, çekildi kenara. Yine ne oyun peşindesin Keriman? Bunun bir bildiği var. Yok yere laf etmez bu. Maşallah toparlanmışsın. Toparlanmaya çalışıyorum. İyi değilim yoksa. O adam hepimizin gözü önünde seni nasıl kaçırdı? Nasıl fark edemedik? Ne bileyim.
Hiç bağırmadın da. Bağıramadım. Korkudan tutuldum kaldım herhalde. Üzüntümden bu detayları görememiştim. İçeriden biri yardım etmeden bu iş olmaz. Ona yardım edecek tek kişi de sensin. Ne demeye çalışıyorsun Aliye teyze ya? Haddinizi aşıyorsunuz. Oo. Bir anda iyileşiverdin bakıyorum da. Bu kaçırılma hikayesini sen tezgahladın değil mi? Hayır, ben yapmadım. Boşuna çabalama. Ne yaptığın ortada. Aklını başına topla Yeliz. Kendine çeki düzen ver. Emre bu yaptıklarını fark ederse ne olacak? Seni bir rehabilitasyon merkezine kapatır herhalde. Hayır. Hayır, yapamaz. Neden hastanelerden korktuğunu ona anlatırsam, klinikte geçirdiğin aylardan haberi olursa bal gibi de yapar. Ne arıyorsun? Telefonumu ya, gördün mü? Yo. Sen neredeydin bunca saat? Dolaşıyordum. Kimse kalmamış. O çok sevgili patron içeri merak ettiysen eğer az önce çıktı. Ama iyi oldu aslında. Senin onların önünde tartışamazdım zaten. Neyi tartışacaksın ki benimle? Bak Berkay, bana zarar verdiğinin farkında bile değilsin. Ya benim o iki işe ihtiyacım vardı. Şimdi nasıl bakacağım ben Ali Sensei'nin suratına? Bir daha yanına bile gidemem artık. Böyle olacağını bilmiyordum. Kusura bakma. Keşke bazen bazı şeyleri düşünebilsen. Ya belli olmaz. Belki bir kapı kapanır, başka bir kapı açılır. Bu mu yani günün anlam ve öneminden çıkarttığımız şey? Alo. Buyurun. Evet, pastane, doğru. 100 adet cupcake, 100 adet peynirli poğaça, 100 adet de patatesli. Tabii. Yarın mı? Ama çok geç haber verdiniz. Yani yarına yetişmesi... Yardım ederim sana. Kabul et. Ya bak kısmet ayağına geldi. Bu işten epey prim kalır. Tamam. Yarın sabah 10 gibi teslim ederim ben size. Ama kaparıyı önceden yatırmanız gerekiyor. Bir de bir numara alabilir miyim? Evet. Hı. Tamam. Ben IBAN atacağım size. İyi günler. İnanmıyorum ya. Ya nasıl yetiştireceğiz ki şimdi ama? Ya sabaha kadar daha çok var. Hemen hazırlıklara başlayalım. Ders yapacağımız konum bu. Aşağıdaki konumda buluşalım. İşime devam edeceğim Derviş amca. İçine sinmiyorsa mecbur değilsin kızım. İyi düşün. Meleği çok özledim. Emre Bey de çok ısrar edince hayır diyemedim.
Ne bileyim. Teşekkür ederim. Ay başka buluşacak yer mi bulamadım Berkay ya? Şehrin bir ucuna geldim resmen. Yanlış mı geldim acaba? Piknik mi yapacağız burada? Hesaba baktım. Kaporaya yatırmışlar. Ciddiler yani. Ya ben malzemeye bakmadan evet dedim ama ya eksiğimiz varsa? E bak hemen o zaman. Varsa ben alır gelirim. Ha bu arada bunu mutfakta buldum. Nasıl ya? E ben de dedik aradım mutfağı. Ya hadi hadi malzemeleri çıkar şef. Bir sürü yapacak işimiz var daha. Tamam dur önce bir şunu alayım tarifçilerini. Buyurun şefim. Çok iyiyim Derviş amca. Gerçekten beni merak etme. Hem Melek de beni çok özlemiş. Yani daha buradayım. Akşam görüşürüz. İçin rahat olsun. Seni gurursun. Kenar mahalle çıkmışsın. Sen hala burada mısın? Ne yapıyorsunuz? Kendinize gelin lütfen. Anlattın mı Emre? Beni nasıl perişan ettiğini, telefonda sana nasıl yalvardığımı anlattın mı? Hayır, ben hiçbir şey anlatmadım. Bana bak, hemen çekip gideceksin buradan. Yoksa ben sana ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Yeter! Yeter artık! Bıktım senden. Beni de Ejen ablamı da rahat bırak. Ne oluyor? Benim güzel prensesim kim yüzü böyle? Ha? Hanımlar, durum ciddi gözüküyor. Melek niye kızdı bu kadar? Bir açıklama bekliyorum. Hayırdır? Ne oluyor burada? Sesiniz yukarılardan duyuluyor. Bıktım artık. Yeliz abla çok kötü. Hicran ablama bağırdı. Bir tanem tamam sakin ol. Bir şey yok Melek'in. Güzel kızım, sen üzülme tamam mı? Ben sorunu çözeceğim. Yeliz ne oluyor? Yani küçücük bir kız niye bu hale geldi? Emre ben bilmiyorum. Şey oldu. Birden Hicran Hanım aslında biraz yükseldim ama Melek'i korkutmak değil amcığım. Melek'ciğim, bir tanem ben seni üzmek ister miyim hiç? Korkutmak da istemedim. Hadi gel, sarılalım barışalım. Git, istemiyorum. Tamam, kabul. Yaşadığın şeyler kolayca üstesinden gelebileceğin şeyler değil. Korktuğunun, sarsıldığının hepimiz farkındayız. Evet, ben çok korktum. Yani... O şoktan çıkamadım. O yüzden böyle yaptım. Yani yanlışlıkla oldu zaten. Yoksa ben böyle olsun istemezdim Emre. Aliye teyzenin dediği gibi. Benim dediğim o değil. Buradaki herkes seni anlıyor. Sana anlayışla yaklaşıyor. Hepimiz sana destek olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu kadın hiç düşünmeden kendini tehlikeye attı. Sırf senin için. Ama sen ne yapıyorsun?
Yaşadıklarının acısını bizden çıkarıyorsun. Torunumu üzmene asla izin vermem Yeliz. Hiçbir koşulda. Rica ederim kendine çeki düzen ver artık. Ben çok üzgünüm. Ben böyle olmasını istemezdim. İyi hissetmiyorum kendimi sanırım. Odama çıkmadım. İzninizle. Melih'im ben sana tarçınlı süt yapayım ha? İyi gelir sana da. Güzel kızım. Hadi gel oturalım şöyle. Gel bak. Hadi anneannesine kuzusu gel canım. Geçti. Ah canım. Pataşolar hazır. Hepsinin içini doldurdum. Çikolata sosu ne halinde? Nefis olmuş. Ya sen var ya... Gelmiş geçmiş en şahane pastacısın bence. Sen de gelmiş geçmiş en yalancı aşçı yamağısın. Ve en hırsızı ya. Yemesene ya. Sen bir de gel bana sor onu. Nasıl canım çekti? Belki onlar sipariş ya. Canımız çıktı yapana kadar. Yemesene lütfen. Küçükken babam hep profiterol alırdı. Hayatta en çok sevdiğim şeydi. Şimdi burada böyle görünce o zamanlara gittim. Dayanamadım, yedim. Ne yapayım ya? Bu kadar çok seviyorsan ben yaparım sana. Ben anlattım. Şimdi sıra sende. Sen en çok neyi seviyorsun? ...11-12 yaşlarındaydım. Evlat edinilmek için çok büyümüştüm. Koğuşun gediklisi ben olmuştum diyebiliriz. Bir kız vardı. Aynı yatakhanede kalıyorduk. Adı İpek'ti. 6 yaşında. Ama görsen öyle tatlı, öyle güzel ki. Böyle yemyeşil gözleri, kızıl saçları vardı. Böyle orman perisi sanki. İşte bir gün bir aile onu ziyarete geldi. Belli yani alacaklardı. E'si böyle bir kutu getirmişler. İçinde kurabiyeler, kuru pastalar falan. Envai çeşit. Bir tane de böyle İpek için ayrıca bir kutu hazırlamışlar. Bir açtık, ay çörekleri. Ay çöreği mi? Evet, ay çöreği. Benim için zaten o an kurabiyeler, kuru pastalar falan filan gözüm görmez oldu yani. Rüyalarıma falan giriyor ay çöreği. Böyle aklımdan çıkmıyor. Neyse bizim Kazım amca vardı, yurdun bekçisi. Bir gün onu uyuttum, kaçtım yetimhaneden. Bulduğum ilk pastaneye girdim. Hemen kaptım bir tane ay çöreği, onu yiyorum. Yakalanmadın mı? Ya yakalanmaz mıyım? Yurtta sayımda eksik çıkınca bizim müdür hanım falan dahil olmuş işe. Neredeyse polise gideceklerdi, ben yetiştim. Ceza ne oldu? Ceza 15 gün yatakhaneyi ben temizledim. Ama her anına değdi biliyor musun? Yani hala o ay çöreğinin tadı damağımda. O zaman o şahane ay çöreğinin şerefine. Nasıl? Beğendin mi? Fena değil. Güzel kızım. Biraz daha iyi misin? Melek'ciğim, hadi iç sütünü bir tane. Ama artık geçti kızım. Üzme bizi. Dur ben içireyim sana sütünü. Al canım. Hı? Aa, aşk olsun Melek. Anneanneye böyle yapılır mı hiç? Madem bana ihtiyacınız yok, o zaman ben bir Yeliz'e bakayım. Çok yıprandı yazık. Meleğim, bak geçti artık. Baban yanında, ben yanındayım. Korkacak, sinirlenecek hiçbir şey yok. İnan bana.
Hadi ne istediğini söyle. Ne mutlu eder benim minik meleğimi? İyiyim. Üzülmeyin siz. Azıcık kızdım geçti. Geçti tabii. Var mısın köfte makarna yapalım? Dondurma da var mı? Eğer güzelce bitirirsen yemeğini var tabii. Hem de çilekli. İzninizle. Tabii ki de iyi eğlenceler. Hadi gel bakalım. Güzellik. Bak bana o dondurmadan ayırmayı unutmak yok, tamam mı? Hadi bakalım. Feride bak sen. Feride bak sen. İspiyonladı beni. Beni ispiyonladı. Ama sen dur. Ben sana bunun hesabını sorarım. Benim sana öğrettiğim dersleri ne çabuk unutmuşsun sen. Sana öğrettiklerimi çok çabuk unutmuşsun Melek. Hatırlatmak lazım. Ama bu sefer küçük aklına çıkmamacasını kazıyacağım. Torunumu üzmene asla izin vermem Deniz. Hiçbir koşulda. Rica ederim kendine çeki düzen ver artık. Senin karın ağrın neymiş? Onu da öğrenirim. Herkesin arasında meydan okumak al. Alenen güç gösterisi. Açık tehdit. Sen dur Aliye Hanım. Seni bu konakta öyle bir göndereceğim ki uzaktan bile bakamayacaksın buraya. Lanet olsun ya. Şu halimize bak. Nasıl kandırdı bizi. Asıl ben nasıydım bu Zoka'yı. Salak kafam. Açmıyor telefonu. Çıldıracağım ya. Taksi bulamıyorum. Ne yapacağız ya? Ama bize müstahak biliyor musun? Çok baskıladık. Çok zorladık çocuğu. Ay! Of! Of! Bu kadar yeter ya. Ya yardım etsene Batcan'a. Of! Çok kötü, çok iğrenç. Ah, ayağım. Çok pis oyun oynadı bize. Bunun intikamını almalıyız Tayfun. Elif'e gerçekleri söyleyeceğiz. Aynı fikirdeyim. Söyleyeceğiz. Ama şimdi geri dönebilmek için taksi bulmamız lazım. O yüzden Berke'yi aramayı bırak da taksi bulmayı deneyim. Evet, kek tamam. Kurabiyeler tamam. Profiterol de tamam. Cookie? Cookie'leri ne yapacağız? Cidden mi ya? Evet. Nasıl yapacağız şimdi? Ya listeyi tamamlayacağız tabii ki. Ama ben cookie yapmayı bilmiyorum ki. Ben de bilmiyorum da internette illaki tarifi vardır.
Bakar öğreniriz. Zaten yarına bir ton zamanımız var. İyi, öyle diyorsan. Burada hem yulaflı kuki tarifi var, hem çikolatalı. Neler gerekiyormuş bakalım. Elif sen un al, ben de yumurtaları getireyim. Tamam. Beceriksizlerde incek var. Tencere dibin kara, seninki benden kara. Ya sen baksana bana. Bu savaş demektir. Koru kendini. Şimdi bitti sen. Kek oldum ben. Nasılsın? Aklın başına gelmiştir umarım. Merak etme. Benim aklım hep başımda. Yeliz, hiç kafan çalışmıyor mu senin? Ha? Öfke bu kadar mı aptallaştırdı seni? Zaten suçlusun. Yaptıklarının ortaya çıkmasını mı istiyorsun? Emre Hicran'ın yaptıklarını takdir ederken sen niye gidip Hicran'a saldırıyorsun? Melek bile dayanamadı. Küçücük çocuk koydu ortaya tepkisini. Eğer Melek tepki verirse Emre de verir. Giderek dibe batıyorsun. Tüm bu olanlar benim suçum mu yani? O hapishane kaçkını adam Hicran yüzünden bu eve geldi. Tüm bunların sorumlusu Hicran. Ben değilim. Herkes kendine gelsin. Susayım, susayım diyorum. İnsanda sabır bırakmıyorsun. Fark etmedin mi? Anlamadın mı sandın ha? Senin o adamla işbirliği içinde olduğun besbelli. En başta acaba mı demiştim. Ama şimdi %100 eminim. Ateşle oynuyorsun. O adamın hastanede olması hiçbir şey değiştirmez. Bir gün çıkacak karşına ve elinde çok büyük bir kozu olacak. Senin geleceğin o pisliğin iki dudağının arasında olacak. Bunu sakın unutma. Ben asla... Bana boşuna laf yetiştirmeye kalkma. Kes sesini, otur. Ya sormayayım, sormayayım diyorum ama içim içim yiyor. Kızım Melek nasıl oldu? Sakinledi mi biraz? Daha iyi. Odasında şimdi resim yapıyor. Yemeğini de yedi. İyi olacak inşallah. Olacak, olacak kızım. Sen yeter ki kendini üzme. Canım benim. Aha. Hayırdır? Niye iç çektin Zehra? Ya Yeliz Hanım, cani bir adam tarafından kaçırılsın. Onca işkenceler görürsün. Perişan olsun kadıncağız. Hakkını arayınca da suçlansın. He bir de küçücük çocuktan azar işitsin. Oh ne âlâ memleket. Sebep olanlar utansın Nedim ablacığım. Bütün bunlara ben sebep oldum biliyorum Zehra. Keşke telafi edebilsem. Bu kadar suçlu hissediyorum ki kendimi. Zehra, lafını bil de konuş. Densizlik etme. Lak lak konuşacağına kuru temizlemeden gelen eşyaları yerleştir. Çık hadi. Boşuna dememişler doğru söyleyin dokuz köyden kovarlar diye. Hicran, yavrum sen bu deliye böyle boş boş konuşana bakma, tamam mı? Densiz işte bu. Ben onun haddini bildireceğim. Yavrum, senin bir suçun olmadığını biz hepimiz biliyoruz güzel kızım. Hicran, sen yeter ki kendini hırpalamaktan vazgeç yavrum benim. Sağ ol Nedim abla. Sürekli bana oynuyorsun.
Sürekli benim üstüme geliyorsun. Siz başka bir çare bırakmadınız ki bana. Sen benim yanımda olsaydın böyle olmazdı teyze. O kadar mantıksız kararlar alıp hareket ettin ki senin yanında olmam mümkün değil. Hırsın gözünü kör etti. Sağlıklı düşünemiyorsun. Ben en azından mücadele ediyorum. Korkup Emre'nin arkasına saklanmıyorum. Kendine gel. Senin o küçücük hesaplarının nelere mal olacağını bir düşün. Eğer böyle davranmaya devam edersen, Emre ile seni bir araya getirdiğim gibi ayırmasını da bilirim. İnan bana, desteğimi kaybetmek istemezsin. Bileğinizde bir şey olmadı değil mi? Sakin olur musun? Ben bunları hak etmedim. Ben o direksiyonu kırarken var ya, senden başka hiçbir şey düşünmedim. Kendi canımı tehlikeye attım ben ya. Bıktım artık. Yeliz abla çok kötü. Hizyan ablama bağırdı. Her ne olursa olsun, Meleğin zarar görme ihtimali göze alamam. Ama ne yapacağımı bilmiyorum. Bir tarafta Yeliz kötü, bir tarafta Hicran Hanım. İkisi de bu hikayenin kurbanı. Ama Meleği bu gerilimden uzak tutmam gerekiyor. Sesin tuhaf geliyor, iyi misin? Değilim. Yeliz kötü, Hicran Hanım kötü. Bir tarafta konakta bitmek bilmeyen bir problem var. Melek olumsuz etkileniyor. Ben ne yapacağımı bilemiyorum artık. Bana sorarsan yapman gereken taraf tutmadan uzlaştırmak. Zor olacak ama. Huzurunuz için bunu yapmak zorundasın. Eyvallah. Ya sen ne beceriksiz bir çocuksun. Fırını açmayı bile bilmiyorsun. Bak şöyle yapacaksın. Şimdi bu şöyle. Bu da böyle. Tamam mı? Tepsiler nerede? Benimkiler burada. Bu ne? Sanatçı galiba burada gergidan mı resmetmeye çalışmış? Dalga geçmesene ya. Ya insan yiyecek oğlum bunu. Bak benimkilere. Ya tamam kabul. Şekli birazcık kötü olmuş olabilir. Ama göreceksin bak. Tadı enfes olacak. Enfes olacak tabii. Ben yaptım hamurunu çünkü. Çok kötüsün ya. Ya hadi hadi tamam. Koyalım şimdi. Aç. Tamam, şimdi 180 derece. De 25 dakika.
Vallahi her şey harika oldu. İyi bir ekip olduk değil mi? Adeta Bonnie ve Clyde gibiydik. Bence bunu daha sık yapalım ya. Vallahi bunlar bitti ama ben de bittim yani. Tamam, sen dinlen. Ben geliyorum. Sen nereye? Bence bir yorgunluk kahvesini hak ettik. Ben bir adım daha atmaya halim kalmadı. Dur bakalım, bir araba geliyor. Ya dağ başında senin gibi adama hiç dururlar mı? Çıldırtacaksın beni Tayfun. En azından elimden geleni yapıyorum. Hadi bakalım, senin sıran. Ben şimdi saklanıyorum. Bakalım sen durdurabilecek misin? Hoş ben de. Ay nasıl ya? Oha! Kaba herif, ne olacak? Bravo ya, harikaydın. Kapa çeneni. Köfteyi çok sevdim. Güzel kızım. Yemeğini yedin mi? Bir tanem. Eğer kendini iyi hissediyorsan biraz konuşabilir miyiz? Ne konuşacağız baba? Bugün olanlar hakkında. Çünkü çok merak ediyorum. Bir tanem. Bak. Yeliz ablanın niye kızdığını söylersen sana yardımcı olabilirim. Ne oluyor be sana kızım ya? Tanem. Güzel kızım. Bak bir tanem. Bana problemin ne olduğunu söylemek zorundasın. Hadi güzel kızım. Hayır git, istemiyorum seni. Güzel kızım tamam, meleğim yap bak ama aa. Be kızım ya. Ya inanın ben gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum artık. Sakin ol lütfen, sinirleri bozuldu. Üstüne gitmeyelim. Güzel kızım. Bak rica ediyorum şu kapıyı bir açar mısın? Üzme beni hadi. Meleğim hadi aç kapıyı bir tane. Gel konuşalım. Bak söz veriyorum seni üzecek bir şey sormayacağız tamam mı? Hadi aç ne olursun. İstemiyorum Hicran abla, yalnız bırakın beni. Güzel kızım şu kapıyı açar mısın? Bak rica ediyorum lütfen. Lütfen. Siz merak etmeyin. Ben konuşup yatıştırırım. Şimdi daha fazla üstüne gitmeyin. Size güveniyorum. Lütfen yardımcı olun bana. Yani inanın ben ne yapacağımı bilmiyorum. Çok endişeliyim. Siz merak etmeyin. Ben konuşacağım Melek'le. Meleğim hadi aç kapıyı bir tanem. Lütfen. Ayakkabıların da tam yürüyüş ayakkabısı. Vallahi kapa çeneni Tayfun. Şimdi bu pırık topuğu kafana geçiririm. Of, of. Ama ya sürekli de düşemezsin ki. Of lanet olsun ya, lanet olsun. Anneciğim ya. Nasıl kurtulacağım ben buradan? Of bırak beni tamam, alt üstü düştüm. Canıma minnet. İyilik de yaramıyor. Ya beklesene. Ya.
Hoş geldin. Ben hala atlatamadım da dinleniyordum biraz. Çok sarsılmış. Melek niye sana böyle bir tepki verdi Elis? Hiçbir fikrim yok. Ama haklı çocuk. O da çok yıprandı. Keşke bu olanları düzeltebilsem, değiştirebilsem ama. Melek hiçbir koşulda böyle sert tepkiler veren bir çocuk olmadı. İlk defa yaşıyoruz bunu. Daha yakın zamana kadar konuşmuyordu bile. Yani ne olmuş olabilir de sana böyle saldırdı? Keşke bilsem. Ama aklıma gelen tek şey Hicran Hanım üzüldüğü için öyle sert tepki vermesi Melek'in. Elis, bak. Zor günler yaşadın, kötü oldu, anlıyorum. Ama inan hepimiz için zordu. Lütfen bu zor günlerin sonu gelsin artık. Ben de öyle istiyorum Emre. Ama ben bu durumda suçlu değilim. Mağdurum. Hicran Hanım olmasaydı eski kocası da olmayacaktı. Hicran Hanım da bu hikayenin kurbanı Elis. O da çok üzüldü, yıprandı. Ona karşı da anlayışılmamız gerekiyor. Ne yazık ki ben seni kadar iyimser olamıyorum. Ben o caninin ellerindeydim. Öyle bilirdim. Elis bak. Geçti gitti. Tamam mı? Kendini toparla artık. Başka gerilim yaşamayalım. Tamam. Hala Hicran Uyuz'un koruma peşinde ya. Küçük cadının da bana karşı olduğunu öğrendi. Eğer Aliye Hanım bana destek çıkmazsa konaktan yollanmam an meselesi. Ne yapıp edip Aliye'yi kendi tarafıma çekmem lazım. Ay senin gibi atım ben ya. Of ya, of. Ne yatırdık bu? Kolay gelsin. Bir tabak bir şeyler koy şuraya da. Yiyeyim kendime geleyim, hadi. Ne oldu? Yine heyheylerin üstünde. Kimin heyheyi? Ya ben... Hey hey falan yok bende. Sinirli falan değilim. Nereden çıkarıyorsun ya? Cinler tepene çıkmış. Bir şey olmuş. Senin ciğerini bilirim ben. Ne oldu da cinler tepene çıktı ha? Ya yapma Allah aşkına. Şuraya iki lokma bir şey yiyeyim diye geliyorum. Ama sen benim kafamın etini yiyorsun. Sende bir haller var. Bir haller var. Bir çıkacak kokusu bunun yakında ama. Bakalım ne zaman Süleyman. Ne oldu kız? Suratın sirke satıyor. Ay bilmiyormuş gibi konuşma Nedim ablaya. Bilsem sorar mıyım? Süleyman abi kızdı ya işte. Ah maşallah. Nedim'e ablan yetmedi. Bir de sen çıktın başıma öyle mi? Sizin Allah. İki lokma bir şey yedirmezsiniz sana ben. Bak yine yaptı işte. Aliye teyzeciğim, ben biliyorum sizin kalbinizi kırdım. O yüzden şimdi gönlünüzü almaya geldim. Aliye teyze siz ne yapıyorsunuz? Ne yapacağım? Sana ev bakıyorum. Anlamadım. Anlamayacak bir şey yok. Eli kulağında. Böyle devam edersen kapının önüne konacaksın. Şey ama Aliye teyze. Hem de çok yakında. Bence dikkatli ol Yeliz.
Mahvoldum. Mahvoldum bitti ben. Kesin konuştu Emre'yle. Gönderecekler beni konaktan. Benim bu konaktan gitmem demek. Her şeyin sonu olur. Yeliz Hanım, kusura bakmayın rahatsız ediyorum ama bir isteğiniz var mıydı? Sormak istedim. Ben bir şey istersem sana zaten söylerim Zehra. İş güzellik edip durma. Ama senin derdin dedikodu malzemesi almak değil mi? Kendine gel. Yoksa ben seni kendine getirmesini çok iyi bilirim. Yok Yeliz Hanım, sen hala bana laf mı yetiştiriyorsun ya? Hadi işinin başına defol Zehra. Hadi. Hadi oğlum be. Hadi oğlum, yürü yürü. Evet hadi. Bir de üç be. Aa Nurten Hanım. Şimdi sırası mı Allah aşkına ya? Aa. Meşgule mi attın sen? Yapma be. Yapma be. Aa, Nurten Hanım gel artık. Buyurun Nurten Hanım. Telefonu meşgule atmak ne demek Süleyman? Bu ne cüret? Efendim Emre Bey'in yanındaydım. Açamadım efendim, kusura bakmayın. Yoksa size cevap vermemek ne haddi mi? Gözüm üzerinde. Bir hata yapayım deme Süleyman Efendi. Sonu senin için hiç iyi olmaz. Yo yo, merak etmeyin efendim. Bir daha asla öyle bir hata yapmam, merak etmeyin. Evde durumlar nasıl? Evdeki durumlar hiç sormayın. Evdeki durumlar biraz sıkıntılı. Ya bakın Yeliz Hanım kalktı Hicran'a saldırdı. Yani resmen bir kıyamet koptu. Evet. Ama sonra Emre Bey geldi, araya girdi, olayı yatıştırdı. Gelmeme gerek var mı? Yok. Yok yok, gelmenize gerek yok. Eyvallah. Süleyman burada, hiç merak etmeyiz. Tamam mı efendim? Bir gelişme olursa hemen haber ver bana. Bak, bir ihmalini yakalarsam külahları değişiriz ona göre. Hiç merak etmeyin efendim. Baş üstüne, baş üstüne. Baş üstüne. Meleğim aç kapıyı lütfen hadi. Bak baban da gitti. Yalnızım ben şu anda. Söz veriyorum seni üzecek bir şey söylemeyeceğim. Hadi aç kapıyı lütfen. Herkes soru soruyor. Herkes bağırıyor. Çok korkuyorum ben. Odamda duracağım. Emin ol seni tüm bu olanlardan koruyacağım. Seni kimsenin üzmesine asla izin vermeyeceğim. Hadi aç kapıyı lütfen, ne olursun Meleğim. Başka kimse yok değil mi? Hayır, başka kimse yok. Bir tek ben varım. Bir tanem, biraz konuşmak ister misin? Hadi gel. Bir tanem, babana niye öyle davrandın? Çok üzüldüm. Korktum. Kızar sandım. Bir tanem, baban sana niye kızsın ki? Yeliz ablaya bağırdım ya, o yüzden. Peki sen Yeliz Hanım'a neden o kadar çok büyük bir tepki gösterdin? Çünkü sana bağırdı. Meleğim benim. Bak ben senin hassas olduğunu biliyorum. Ama Yeliz Hanım'a da anlayış göstermemiz gerekiyor. Çok zor zamanlar geçirdi. Aslında bağırmak istemedi. O da çok gergin. Yanlışlıkla mı oldu yani? Evet bir tanem. Çok üzgündü çünkü. Hem hepsi geçti gitti artık. Bunun dışında çözmemiz gereken başka bir mesele var ama. Bir tanem, babanla konuşmalısın. Kendini çok kötü hissediyor çünkü. Çok yoruldum tabii. Tamam bir tanem, sen birazcık uzan dinlen. Sonra konuşursun babanla. Gel ayakkabıları çıkaralım. Aferin benim meleğime. Gel bakalım. Gel. Şey,
durumu nasıl? Melek'le konuşabildiniz mi? Endişelenmeyin. Sakinleşti. Şimdi uyuyor. Uyandığında sizinle konuşacaktır. Lütfen endişe etmeyin. Çok teşekkür ederim. Size minnettarım. Ben bir şey yapmadım. Benim tek derdim Melek'in iyi olması. Ayakta kaldınız. Oturmaz mıydınız? Aslında size bütün bu olanlardan dolayı bir özür borçluyum. Deniz'i anlamanızı rica ederim. Onun için de zordu. Tabii ki. Onu çok iyi anlıyorum. Ben biraz yorgunum da izninizle dinlenebilir miyim? Siz de çok yıprandınız. Keşke bunları telafi etmek için elimden bir şey gelseydim. İyiyim ben, merak etmeyin. Tüm bu olanlar mahvetti beni. Hele bu Melek'in üzgün hali. Gözümün önünden gitmiyor. Bir an olsun bu konakta durmak istemiyorum. Ama Melek elimi kolumu bağlıyor benim. Onu nasıl bırakırım? Demek de ne demekmiş? Senin ne günahın var be kızım? Soner benim yüzümden konaktaki tüm insanlara bulaştı. Tüm bu olanlar benim yüzümden. Aa, geçti onlar artık. Üzme sen tatlı canım. Ama benim yüzümden bu konakta bir sürü sıkıntı yaşandı. Yani Yeliz Hanım da, Aliye Hanım da haklılar bu yüzden. Hayır efendim. Hiç de haklı değiller. Bırak sen şimdi Yeliz Hanım'ı da, Aliye Hanım'ı da bir kenara. Aliye Hanım zaten kendinden başka hiç kimseyi düşünmez. Vallahi Yeliz Hanım'la bir çıkarları çatışsın. Sen onların bak böyle beraber göründüklerine. Birbirlerini sırtlarından vururlar alimallah. Hiç kendini üzme kızım. Sen neden mağdur oluyormuşsun bakayım, ha? Kendini hiç suçlama sen. Onlar haklı da sen haksız mısın? Ha, sen mağdursun asıl. Her şeyin yükünü sen niye sırtlanıyormuşsun bakayım, hı? Yok, dur sen. Öyle mazlumun ahı hiçbir yerde kalmaz. Bekle, sabret kızım. Asma o güzel yüzünü. Bak Soner belasından da kurtuldun. Soner var ya, bu kötü durumdaymış. Hastaneden çıkamaz diyorlar, biliyor musun? Hay ağzın bal yesin be hanım. Vallahi billahi o hastane yatağından inşallah kalkamaz. Kalkamaz da bu dünyadan bir pislik eksik olur yahu. Ben Emre Bey'den de çok utanıyorum. Kızım valla sen ne yaptığını farkında değilsin. Bu konağa senin sayende can geldi. Emre Bey'in göz bebeği kızını hayata bağladın. Sadece o mu? Emre Bey de sen geldiğinden bu yana çok değişti. Bu aileye can oldun, ümit oldun, kan oldun. İyi ki geldin Hücre Hanım. Az kaldı Berkay, mahvedeceğim seni. Hayatının intikamına hazır ol. Bakalım Berkay Efendi. Son gülen iyi güler. Thank you.
şey, ben... Elif, konuşmamız gerek. Evet, onlar benim çizimlerim. Doğrudur. Beğenmenize çok sevindim. Tamam, tamam. O zaman sonra konuşuruz. Görüşmek üzere. İyi günler. Efendim Melis. Emre, şey... Emre Bey, kusura bakmayın, rahatsız ediyorum ama küçük hanım uyanmış da sizi sordu. Tamam Zehra. Elif, daha sonra konuşuruz. Önce bugün kızımın niye böyle bir tepki verdiğini öğrenmek istiyorum. Emre şey... Daha sonra Elif. Ya bu velet öterse, ya her şeyi anlatırsa. Velet bu yaptıklarını... Nasıl açıklayacaksın?